Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de uzun bir aradan sonra tekrardan bir eğitim videosu beraberiz. Bugünkü yapacağımız eğitim Coxil Pinch olacak. Coxil Pinch ne demek, işte nasıl yapılır, ne gibi durumlarda avantaj sağlar, bunların hepsini videoda açıklayacağım. Ama video 6 ay önce attığım stok video olacak. Niye stok video atıyorum onu da hemen açıklayayım. Çünkü bu konu hakkında, Coxil Pinch konusu hakkında soru geliyordu bana. Ve benim zaten halihazırda videom vardı ama bu video çok izlenmişti. Ben dedim tekrar yükleyeyim. En azından videoyu daha fazla kişi görmüş olacak ve daha fazla kişi izleyecek. Ve bu yüzden de bu sorunun cevabında daha fazla kişi erişebilecek diyerekten videoyu tekrar yükleyeceğim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Direkt videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olup zil butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ve Discord sunucuma da mutlaka katılmayı unutmayın. Orada da 2 tane eşya çekiliş yapıyorum. Discord GG IDGAL yazarak katabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Ve direkt lafı çok uzattık. Videomuza başlayalım. Keyifli seyirler arkadaşlar. Şimdi antrenmanımız Coxil Pinch antrenmanı. Hareketi bilmeyenler için şöyle çok kısa göstereyim. Gördünüz. Hareketin antrenmanını yapacağız. Bayağı zor. Zaten gördüğünüz gibi duvara topu sıkıştırıp kaleye gol atmaya çalışıyoruz. Tabi diyelim böyle 3-3 falan oynuyorsanız kaleye gol atmanıza gerek yok. Hani yani şöyle gerek yok. Diyelim top sıkıştı abi bir yerde. Ne bileyim böyle duvardan sürmek yerine gelirsin abi şöyle sıkıştırsın. Tabi ben yapamadım şu an ama. Ve kaleye doğru gol girer. Bu arada tekte mi yaptık lan? Yok abi. Yok yapamadık. Direkler tabi peşimizi bırakmıyor. Şimdi bir anım menüye tekrar çıkayım. Ben antrenmanın size bir kodunu vereyim. Bakın şuradan oyna diyorsunuz. Eğitim diyorsunuz. Özel diyorsunuz. Favoriler. Tabi bende favoride. Antrenmanımızın kodu şu. Açıklamaya da koyarım. Ben bunu kopyalayacaksınız. İşte göz at diyeceksiniz. Koda göre ara diyeceksiniz. Yapıştıracaksınız buraya. Tamam ve çıkıyor. Şimdi bu antrenmanı yapacağız. Bu antrenmanın işte ilk kademesi var. Sonra gide gide zorlaşıyor. Ya ben ilk kademeyi yapacağımı düşünüyorum ama ondan sonra bayağı zorlaşacak. Bakalım eğer böyle cidden yapamazsam da videoyu artık bitiririm yani. Ya da editleyerek sizi çok sıkmadan göstermeye çalışırım. Direkt başlayalım bakalım. İlk kadememiz bu olmadı. Abi yani bir elmas oyuncusu için bence çok zor bir antrenman. Bak bu sefer güzel oldu ama... Olayı tabii ki de aynı zamanda gol atmak yani. Böyle yapmak da yetmiyor. O kısmı kötü ama onun dışında antrenman gayet iyi. Ya mekaniktir sonuçta, öğrenin. Oğlum bayağı yaptık. Bu girdi artık. Oğlum bu girsin. Öf güzeldi. Bir izleyelim şunu. Tabi bunu manyak şekilde yapanlar var. Zaten hareketi bulan Coxil diye bir adam. Coxil Pinch adı üstünde. Gayet temiz abi. Bir de bunu tabi havadan yapma versiyonu var. Şimdi ona geleceğiz. İkinci aşaması. Ya, bu sefer yere değmeyecek abi. Çok kötü ya. Hadi oğlum. Ya bunu şöyle biraz yandan gelsem. Bak şöyle yapsak. Böyle geldim. Böyle yok abi, böyle olmuyor. Şöyle yapsak olmuyor. Tamam buldum da yönünü veremiyorum abi. O çok zor. Yok ya, biz bildiğimizi okuyalım. Şöyle bir de tersten dedim bakalım. Tersten de olmuyor. Bir daha deneyelim. Yok abi yani ben ilk başta düz yapayım ki tersi alışayım. Baya
Güzel antrenman ama dediğim gibi çok zorluyor. Şöyle bir adam akıllı bir şekilde ters gelebilsek. Oldu. Vallahi oldu. Hadi oğlum. Abi yani var ya o kadar yakın ki. Bir izleyelim şunu ya. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Son 10 kere yapacağız. Yapamazsak salacağız. Sizi de çok sıkmayayım. Bak şimdi 10 kere yapmayı deniyoruz. Tamam bu bir. Olmazsa geçiyorum. 2. Yönünü veremedik. 3. Aynı şekilde gitti yine. Olmadı. 4. Hadi oğlum. Ben bunu sayarım acı. Valla bala bir şekilde girdi. 5. denememize yaptık abi ikinciyi de. Bak pinç yapıyoruz ama yönünü veremiyoruz. Yönünü veriyoruz ama ne bileyim top işte havadan gitmiyor gibi. Bir dakika. 3. aşama. Dur. Burada. Tamam. Burada şeyden yapacağız. Bir an alışamadım çünkü sürekli soldan yaptığımız için. Bu arada bu sefer pinçi falan da yapamıyorum o kadar. Hadi oğlum. Bunu da saydım. Vallahi yapıyoruz. Sen bir şekilde oluyor yani. Abi gerçek maçta bak adamın burada olduğunu düşünün. Girer bu yani. 46 ile gitmiş. Gayet kabul edilebilir. Şimdi artık zurnanın zırtladığı yere geldik. Havadan yapacağız. Şeyden yok ama bu sefer. Böyle anladınız ya. Ters ters uçarak. Hadi be. Oğlum bu arada tamam dur. Kolda bir sıkıntı var sandım da. Yokmuş. Hadi be. Güzel, iyi denemeydi. Hadi. Oldu gibi. Hadi oğlum. Çok yakındı var ya. Aşırı yakın. Devam. Bu da oldu. Bu sefer oldu abi. Lütfen. Lütfen. Hadi oğlum. Abi şaka gibi. Ya var ya. Devam abi. Yapana kadar devam. Gerekirse video 1 saat olacak. Hadi. Ah be. Bu sefer oldu gibi. Abi şaka gibi çok çok az farkla. Devam. Oldu gibi abi bu sefer. Vallahi oldu. Abi yaptık. Şöyle söyleyeyim. Bayağı oynadım arkadaşlar. Ya sonunda yaptık. Bir bakalım kaç %100 oldu. Tabi %100 olduğuna bakmayın. 40 dakika yapmışım antrenmanı ama son 25 dakika 25 dakikası konuşamıyorum da ya. O kar beynim gitti ki. Sonra 25 dakikası şu son dördüncü kısma gitti. O kar zordu. Ya umarım beğenmişsinizdir. Yani böyle zor antrenman çekmeyi istedim. Rankıma göre baya zor bir antrenmandı ama bitirdim 40 dakikanın sonunda. Tabi siz bunu 40 dakika izlemeyeceksiniz. Ben editleyeceğim. Büyük ihtimal işte hızlandırırım o kısımları sıkılmayın diye. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bu tarz antrenman videolarını, zor antrenman videolarını devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca video fikriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.